Şu anda bu hafta pazartesinden sonra böyle ufak ufak bir kıpırdanma oldu. Ondan önce hiç geçen senelere bakarak sezonumuz açılmadı bizim. Normalde 3. aydan itibaren açılmaya başlayan sezonumuz bizim yeni yeni seçimin 2. turundan sonra başladı. 5 yaş arası çocuk gruplarımız var. 6-10 yaş arası çocuk gruplarımız var. Ve 4-18 yaş arası garson gruplarında. Bir 4-14 yaş arası. Biz burada imalatımızı yapıyoruz Hülyamlı Çocuk Dünyası olarak. 3. katımızda kesimhanemiz var. Orada kalıplarımızı çıkarttık. Kendi modellerimizle yürüyoruz bu arada. Ufak tefek değişikliklerle de yol alabiliyoruz. Kalıplarımızı çıkartarak kendi ürünlerimizi, 2. katta dikimimiz var. 1. katta showroomumuzla müşterimize hitap etmeye çalışıyoruz. Tabii sezonumuz açıldığında bayağı bir revaçta olan bir sektör. Büyüklere göre ufaklar daha şirin oluyor. Çünkü onlar pembeyi bulsunlar, pudrayı bulsunlar, bir de kuyruklu olsunlar, fiyonklu olsunlar. Bir sıkıntı yaratmalar biz. Kadın girişimci olarak daha büyüyüp, daha ayaklarımız sağlam basıp, Hülya Moda çocuk dünyasını daha büyütüp biz de buradayız demek. Bir Eskişehir, bir Adana, bir Malatya, bir Antep firmalarımız var. Toptan verdiğimiz firmalarımız var. Kumaşımız olsun, bir simimiz olsun, bir satenimiz olsun. Biz dolar üzerine alıyoruz. Ama biz bunu tabii müşterimize verirken TL üzerinde. Doların artışı bize o kadar sıkıntı yaratıyor ki biz bir hafta önce gönderdiğimiz müşteriye onun üzerine dolar arttı, bunu da bu fiyatı koyalım diyemiyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız budur. Mesela bir 5 bebeğimiz 350-400'den başlıyor. 500-600'den devam ediyor. Yukarı doğru beden büyüdükçe garson boylara doğru 650-700-800'e kadar gidiyor. Yani çocuklar da aslında güzel giyinmeyi seviyorlar. Ne kadar fiyat yükselirse o kadar güzel şeyler çıkıyor ortaya. Türkiye'de İzmir gelinlik sektöründe çok önemli yeri var. Türkiye'de hatta dünyada bile gelinlik sektöründe önde. Biz gelinin çocuğunu üretiyoruz. Çocukta da çocuk abiye, çocuk gelinliği dendiği zaman ilk akla gelen İzmir'dir. Edirne'den Iğdır'a kadar, Trabzon'dan Antep'e, Urfa'ya kadar ve İç Anadolu, Türkiye'nin %60-70 yerleşim biriminde belirli müşterilerimiz, noktalarımız var. Bunlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yurt dışı bu sene çok durgun. Yurt dışında da ilerlemeler kaydediyoruz. Bundan sonra inşallah yurt dışı da iyi olacaktır. Şu anda sezonun yarısı gitmiş durumda. Geçen sene bu zamanlarda biz ürün yetiştiremiyorduk. Şu anda yeni yeni ürün satmaya başladık. Yani bizden alanlar da yeni satmaya başladılar. Ama sezon çok daraldı gibi geliyor. Müşteri sıkıştırabilir bizi haliyle. Çünkü gerekli stoğu yapamadığından dolayı bizler de aynı şekilde çok büyük güçler gerektiriyor. Doların yükselişi falan bizleri çok etkiliyor yani maliyette. Biz dolar demişken bütün her şey dolar endeksli alıyoruz. TL'ye çevirip müşteriye sunuyoruz.
Yani bu şekilde üretimimizi devam ediyoruz. Bu üretimde makineci, kalıpçı artık bizim Türk vatandaşlarımızdan çok azaldı. Suriyelilerden daha çok bulunuyor. Çok, çok. Çünkü geriden gelmiyor, yetişmiyor yani, yok. Yok. Yani Suriyeliler gittiği zaman ülke çok perişan. Şimdi çalışacak eleman bulamazsanız çalışan az kalıyor. Az kalınca da bu sefer istekler çoğalıyor, maliyet yükseliyor. Maliyet yükselince de üretim köreliyor. Burası takım elbiseciymiş. Takım elbiseciymiş. Oho, böyle 5 saniye.